vloğa hoş geldiniz. Konuşarak vlog açtığım nadir vloglardan birindeyiz. Şimdi yine aynı yerde Asena ile buluşuyorum. Çünkü bugünkü big lifting'ine gideceğiz. Bugün günlerden pazar. Sonra biraz kahve içeriz, takılırız da dışarıda işe gitti. Bunu yerde bıraktım ki big lifting'ine gideceğim için biraz aklım onda kalacak ama yapacak bir şey yok. Bugün önümüzdeki günler birlikteyiz. Hayatımda bindiğim en büyük asansör. Çok gereksiz. Biraz yüzüme nur inmiş gibi olabilir çünkü biraz ojelerimi çıkartırken sohbet edelim istedim çok uzun olmadan. Şu an bazı dosyaların aktarımını bekliyorum bir yandan. Bir yandan ojelerimi çıkaracağım. Bu gittiğim yerden gerçekten çok memnun kaldım ya. Öbüründen de kalmıştım ancak önceki yerden de memnun kalmıştım ama önceki yerde şöyle bir şey olmuştu. İlk yapan kişiden, ikinci yaptığı şimdi benim orada daha çok memnun kalmıştım. İkinciden de memnun kalmıştım ama benim bir huyum var. Özellikle böyle güzellik salonlarında falan. Bir soru sorduğumda buna doğru ve bilimsel bir cevap verilmezse beni tatmin edecek. Çünkü sonuçta size de aktarım yapıyorum ben bu konuları. O yerden çok soğuyorum. Şimdi ne yapıyoruz işte bu ne işe yarıyor falan dediğimde işte bakım yapıyor. Falan denirse bakım yaptığını ben de biliyorum herhalde hani. Ben bir daha oraya gitmiyorum. Bazı yerler var hani el becerisiyle öğrenebilen bir şeyleri öğretiyorlar bu konuda bir eğitim olmayan insanlara. Bazı yerlerde var mesela bu son gittiğim yerdeki kız çok tatlıydı. Bunun okulunu okuyor, stajını yapıyordu, stajyerdi orada falan. Ve çok daha tabii ki teknik bilgisi var. Ne sürdüğünü biliyor. Sürdüğü şeyin içerisinde 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu biliyor. Ondan sonra nasıl bir etki yaptığını biliyor. Yani bu benim için gerçekten önemli. Bundan birkaç sene önce bir cilt bakımına gitmiştim caddede bir yere. İşte böyle paylaşır mısın, paylaşır mısın falan demişti herkes. Paylaşmamıştım çünkü yani kadına şey diyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz diyorum. Oksijen maskesi yapıyorum diyor. Ne işe yarıyor bu diyorum. Yüzünüze oksijen veriyor diyor. Yapma ya. Bu mesela benim bir daha oraya gitmeme sebebimdir. Asena bana bir gün önce dedi işte yarın gidiyorum gelmek ister misin diye. Dedim tabii ki kirpik liftingine her zaman varım. Daha sonra dün doktordaydım. Sabah kendim için öğleden sonradan akşama kadar da bir yakınımıza eşlik ettim. Biraz böyle şey acı badem gezdim gibi oldu. Çok şükür her şey yolunda. Şu anda uzun bir gündü yani gerçekten. Bir de Maslak dönüşü trafiği, o trafiği çözememişim. Çok çektim o trafiği, hiç çözememişim. Öyle yani bugün birlikteyiz, çalışıyorum, evdeyiz, takılıyoruz. Birlikte keyif yapacağız ve çalışacağız. Olduğu için böyle hiç ihtiyacım olmayan bir şey. Bana sıkılırsa var mı? Yani iki tane beyaz kata gerek var mı gibi bakmanız lazım. O yüzden şey değil yani. Sen rolü çıkarabilecek misin? Tamam, bir tanesini teşekkür ederim. Hadi yürüyüşe.
Otur. Otur. Bekle. Bekle. Kaka, mama, sonra biraz daha, sonra biraz şımarıklık, sonra biraz öpüşmek, sonra biraz uykucuk, oyun ve bu kadar. Koş! Anneciğim! Anneciğim sen ısı bir oyunu oldun mu? Ver Bobby Bomb ya. Sen falan vermişsin yanıma gelsin. Ne demek aldı sen de vermişti. Yani valla sen en çok Ronnie ile yaklaşabiliyorum. Ronnie'den sonra en çok yaklaştığım o pasta sonunda. Thank you.
Çok günlerden dün, yani cumartesi ve hava aşırı yağmurlu. Serdar sabah Antalya'ya gitti iş için. Yani çok bir planım yoktu zaten. Bir ilerideye gidecektim. Dün görüştük ama onu yalan ettik. Alt katta biliyorsunuz bizim çok yakın arkadaşlarımız oturuyor. Bengü ile Efe. Bir onlara indim. Yapmam gereken hem bir işbirliği etti hem de bu video var. Yarına yetiştirmem gereken. O yüzden şimdi geri geldim. Bir kendime canım spagetti bolognese çekti aşırı derecede. Kendi ortaya karışık bolognese tarifinden yapacağım. Evde domates yok ama sadece salçayla yapacağım. Yapacak bir şey yok. Sonra biraz çalışacağım. Akşam tekrar bir Efe ile Bengü'nün yanına inerim. Böyle chill bir gün yani. Thank you.
arayacaktım.